Selamlar millet. Bugün size ConfUI nasıl kurulur onu göstereceğim. Ama diyeceksiniz niye ConfUI kurmamız gerekiyor? Çünkü çünkü Stable Diffusion XL için ConfUI lazım. Normalde lazım değil ama benim ekran kartım mesela 8 GB. 8 GB ekran kartında diğer kullandığımız WebUI Otomatik A001 miydi neydi öyle bir şeydi. Onda 8 GB VRAM ile Stable Diffusion XL çalışmıyor. O yüzden bu lazım. Bakın hem de size göstereyim. Bu direkt en default hali böyle geliyor zaten burası. Basıyorum. Bir de Config UI'de daha kompleks şeyler yapabiliyorsunuz. Onu ama bir kurulumdan sonra bir göstereyim. Üstünden geçelim. Zaten bu sadece kurulum videosu olacak. Bakın mesela Stay X kullandım. 8 GB ekran kartımla. Ben 4060 Ti var. 8 GB. Onunla bile kullanabiliyorum. Diğerini de açmıyor. Steve Defin x kurulum videosu da bundan sonraki video olacak zaten. Orada aralarındaki fark göstereceğim. Diğer web UI ile bu web UI'nin arasındaki hız farkının ya şu web UI'ye UI geçmiyor, konfi UI. Neyse anladınız ama siz. Tabi giriyoruz. Zaten ben bunun alt linkini aşağı koyacağım. Install kısmı kısmına buna tıklıyoruz. Direct link diyor zaten direkt ona bastım. Hemen indiriyor. İndirelim. 1.5 GB civarıymış. Indi. Konfi UI'yi kapatayım. Hemen yenisini kurduk zaten. Hem de o kurduğumu da siliyorum. Bunu alıyoruz, atıyoruz. Ben şu anlık masa üstüne attım. Siz nereye atarsanız atın işte. Nereye kuruyorsanız bunu buraya koydum. Sonra böyle bir ekran geldi. İsterseniz CPU, isterseniz GPU ile kullanabilirsiniz. Ekran kartı işlemci. Bu işlemci oluyor, bu ekran kartı oluyor. Neden AMD yok bile. <laughs> AMD ekran kartları çünkü bu işte çok iyi çalışmıyor. Şimdi Confio'ya giriyoruz. Burada Models kısmı var. Burada Checkpoint kısmı var. Buraya Checkpoint atacağız. Hemen şuradan çalalım Checkpoint'imizi. Lan bu Checkpoint 7 GB be. Neredeyse yani. Alt nokta 7. Sonra run in basıyoruz. Bakın burada yazıyoruz zaten. VRAM diyor 8 diyor. Lan ne oluyor? RAM diyor 24 diyor. 4060 diye diyor. Öyle açıldı. Zaten demiştim default hali Buradan modellerini seçebilirsiniz. Hem de biraz daha model atalım seçelim. Random şunları atalım işte. Dur yanlış seçiyoruz ya. Config UI model checkpoint'in içine atıyoruz. Attık. Mesela bunun kötü yanını söyleyeyim. Burada mesela modelleri attık ya. Model attığımız için bunu kapatıp açmamız gerekiyor. Bu da gerekmiyordu diğerinde yani. Açalım. Ama daha hızlı açılıyor. Diğeri çok daha yavaş açılıyordu. Ben de göstereyim ya. Bakın, kapattım. Bastım buna. Bekliyoruz. Hop açıldı. Bunu kapattım. Bunu açayım. Basayım. Bekliyoruz. Evet hala açılmasını bekliyoruz. Evet şimdi loading bekliyoruz. Açıldı. Buraya girmişken bakın sistemde XLarge, Stable Diffusion XLarge'ın ne kadar yavaş çalıştığını göstereyim. Hem de aynı promptu gireyim mi? Bakın şimdi. Bunu da açayım. İki kafaya düşen iki tane çalıştırmaya çalıştığı için yavaş yavaş kapattık. Buna geldik. Bakın aynı prompt, aynı ayarlar. 20, 512, 512, Eyleler, düz eğriler onunki. Hadi bizimki de öyle olsun. Mantıkla kapatalım. Böyle. Basıyoruz. Bakın şimdi. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. İlerlemiyor. Son sürüm bu arada. 1.5.1'deyim. İlk performans da 0.0.20'de. Yani olması gereken her şey var. Ya bir ilerledi. Oy oh yeah, işte bir oya işte bu. Bir gitti. Kaldı 19. Yani böyle çok yavaş. Stable Diffusion XTR kullanacaksınız. Yani Confuia kullanmak zorundasınız ama Confuia kötü diye bir şey yok yani. iyi güzel zaten. Geri açalım. Bakın 10 saatte olmuyordu. bunu da göstereyim bile. Basıyoruz. Bunu ilk açtığımızda biraz yavaş oluyor. Bakın buraya geldi yani. Sampler kısmına geldi. Buradan sonrası 3 saniye. Bakın bu kadar beklediğimiz şeyi bir daha beklemeyeceğiz. Bir daha basıyorum. Bakın direkt buradan başladığı için 3 saniye. 2'ye düştü. Yani bakın bu 25.30 saniyede çıkarmış. Bu 6 saniyede çıkarmış neredeyse. İlk bastığınızda yavaş oluyor çünkü bunları falan da şey yapıyor, ayarlıyor. Buraya geldikten sonra sızdı. Bakın size şeyi de göstereyim. Mesela bunu save image yaptık. Open, open yapınca böyle gösteriyor. Save yaptık. Hem de durun değişip göstereyim de şey olsun. Buraya ne yazalım? Kar yazalım. Ne yazalım? Sadece kar yazsam yeter mi? Hadi sadece kar yazdık. Burayı da bed yazdık. Bu kadar. Çıkaralım bir şey. Evet rezil bir şey çıkardı. <laughs> Ayrıntılı şeyler yazmak lazım. Cyberpunk atalım oraya. Masterpiece atalım. Böyle çıkarsak. Yani mesela bu çıktı. Bunu yaptım. Geldim. Sonra hop buraya clearladım ya. Buradaki fotoğrafı buraya attığımda buraya o yazdığım şeyler geliyor. Yani milletin yaptıkları şeyleri buraya atarsanız onların yaptığı her şey buraya gelir. Benim şu an çok basic ama millet öyle şeyler yapıyor ki böyle şuradan şuraya atıyor bir şeyler. Şuradan şuraya yeni şeyler çıkartıyor. et not koyuyor böyle Bilmiyorum bir şeyler koyuyor, şöyle bir şeyler koyuyor, bir sürü bir sürü dolduruyor burayı. Tabii şu an hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Bunu eklenti indirebiliyorsunuz tabii ki de. Onun için Bakayım Burada eklentiler var zaten. Image Image, Impaint, Lora, Embedding, Upscale'ler falan filan. Burada her şey var. Bunun haricinde Confi UI Manager diye bir şey var. Bunu indirmeniz lazım. Bu çok önemli. Bunu direkt dolanda basıp indirince ben indiremedim. Indirdim i̇ndirdim işte ama Bakın şimdi göstereyim size de göstereyim. Biliyorsunuz ConfyUI Manager geliyor onda sıkıntı yok. Burada install var. Install'a basıyorum. Bak açıp kapanıyor. Onun için ben de buradan aşı ayının kitabına girdim. Kitabı da bu. Diyor ki custom node kısmına girip git clone yapıp indireceksin. Ama basit. ConfyUI custom node CMD yazdık oraya. Buraya git clone yazdık. Linki attık. indirdik. Sonra bunu kapatıyoruz. Bunu açıyoruz. Buradan Run basıyoruz açılacak. Hop açıldı. Burada manager kısmı var. Bakın işte tüm olay bu. Mesela siz bir şey attınız buraya. Ama adamın yaptığı e, notlar yok sizde. Install missing diyorsunuz. Missing not diyorsunuz. Adamda olan sizde olmayan notlar iniyor. Install custom not kısmından da kendiniz indirebilirsiniz. Burada ayrıntılı ayrıntılı her şeyleri yazmışlar. Bunu da kapatıyorum. Bu da diğer web UI'nin A1111 olanın alternatifleri. Control net var ne bileyim biraz daha kontrol et var. Şeyleri var, upscale'ler var. Buraya daha bir sürü şey gelir. Lora falan tabii ki de var hemen göstermiştim zaten. Yani bu diğerinden daha hızlı ve daha kompleks şeyler yapabiliyorsunuz. Bir de göstereyim mesela. Bakın şimdi. Burada add node kısmı var. Send link var. Bir de bunun advanced var. Bakın aynısını advanced'ı. Star step'leri belirleyebiliyorsunuz. End step'leri belirleyebiliyorsunuz. Bir sürü şey var. Konfiyo ile ilgili içerikler gelmeye devam edecek. AI ile ilgileniyorsanız ve kanalı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da sevdiyseniz bir like atın ya. Hadi gittim ben.